Efendim bir sıcak not. Bugün imarı konuştuk, yıkımı konuştuk, hassas alanı konuştuk. imar barışına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını konuştuk. Daha da konuşacağız. Bakın gün gören burası. İstanbul gün gören e, önceden terk edilmiş bir de metruk olduğu söylenen bir bina. İlk tespitler bu. Fakat yıkıldığı yere bakar mısınız? Sokak açık yaya trafiğine. Araç trafiğine de açık. Yani sokak herhangi bir önlem alınmamış bir sokak. Yani bina terk edilmiş olabilir. Ama bakın nereye yıkıldı bina? Araçların üzerine yıkıldı. E sokakta araçlar var. Dolayısıyla bu sokağa ilişkin yıkılmadan önce alınmış bir önlem var mı? Görünmüyor. Eğer bir önlem alınmış olsaydı bu araç buraya park eder miydi? Etmezdi. Ya bu ya bu etmezlerdi. Öyle değil mi? Beraber sağlamasını yapalım. Dolayısıyla metruk binalar, yıkımı bekleyen binalar sorunu epey fazla. Bunu anlıyoruz. İstanbul depremi bekliyor diye konuşulurken nasıl bekliyor sorusunu sormak gerekiyor. Şimdi metruk binalar kendi kendine yıkılırken, bugün gördük, ekranları da getireceğiz, sur çöktü. Yani asırlık sur çöküyor. Bu tarafta bina çöküyor. Geçtiğimiz haftalarda başka yerler çöktü. E bir de çevredeki binalar ne kadar sağlam. Örneğin giydirilen binalara bakalım. Giydirilen binaların altında bakın bunlar çıkıyor ortaya. Ortaya çıkan yan binaya biraz merceği tuttuğumuzda, biraz odağımızı o noktaya koyduğumuzda acaba o bina da ne kadar sağlam ki sorusunu sormak gerekiyor. Şimdi İstanbul'un birçok noktasında tarihi yarımada ve özellikle işaret ediliyor. Hadi gidelim gün görene kadar gidelim, Esenyurt'a gidelim, farklı noktalara gidelim. Evet bir inşa süreci var, yıkılıp yeniden yapılan binalar var. Ama dün Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? 1,5 milyon bina dedi. Şimdi 400 bin deniyordu. Çıktık 1,5 milyona. Kahramanmaraş merkezi o acı depremlerin sonrasında okulları bir anda alelacele boşalttık. Sanki daha önce deprem tehlikesi yoktu da şimdi başlamış gibi davrandı. Peki geç olsun güç olmasın dedi vatandaş da. Ama bir yandan da bu şekilde yıkılan binalar var. E, umuyoruz ki en ufak bir zarar gelmemiştir vatandaşlarımıza. Umuyoruz ki bu araçlar boştur. Umuyoruz ki o sırada tam da bu kaldırımdan geçen bir yaya vatandaşımız yoktur. Ümidimiz bu yöndedir. Ama bunun gibi ne kadar çok bina var. Şimdi bizleri ekranları başında İstanbul'da çeşitli ilçelerden izleyen vatandaşların hemen kendi mahallesinde, kendi ilçesinde aklına birkaç ev geldiğini, birkaç böyle yıkılmayı bekleyen bina geldiğini adımız gibi eminiz değil mi? Biliyoruz, görüyoruz sokaklarda. Özellikle ara sokaklarda, caddeye biraz daha uzak kimi mahallelerde buna benzer evlerin olduğu biliniyor. Dolayısıyla depreme hazırlık bir yandan 7 şiddetinde bir depremde yıkılabilir endişesini yaşadığımız ve bir an önce kentsel dönüşümden geçmesi gereken binalar var. Ama bakın daha oraya gelene kadar bu örnekler karşımıza çıkıyor. Yazık. Ne yazık ki ne yazık ki çıkıyor. Umuyoruz ki birazdan orada ekiplerimiz var. Ee, Sözcü Televizyonu Haber Merkezi ekip şefleriyle irtibat halinde. Dolayısıyla buradan alınacak teyitli bilgileri ekranlara getireceğiz. Ümidimiz herhangi bir olumsuzluğu paylaşmamak yönünde. Değerli reji bir not var mı? Bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin eline sağlık. Umuyoruz ki başka vatandaşımız yok. Bir vatandaşımız da hastaneye ambulansa sevk edilmiş durumda. Şimdi haber merkezimiz teyit etti bunu. Dolayısıyla onun sürecinde takip edeceğiz. Umuyoruz ki ayakta tedavi edilerek taburcu olacak kadar herhangi bir sorunu yoktur. Çok büyük önemli bir sorunu yoktur. Umuyoruz ki uzaktan etkilenmiştir. Tekrar edelim, burası açık bir sokak metruk bir bina deniyor, terk edilmiş bir bina deniyor. Ama metruk ve terk edilmiş bir binanın olduğu sokak yaya trafiğine açık. Yıkılma kararı var mı yok bilmiyoruz. Araçlar girip çıkıyor. Ucuz kurtuluyor efendim vatandaş. Vatandaş hayatın ucuz olduğunu biliyor zaten de. Buralarda da ucuz kurtuluyor. Vurgulamazsak olmaz.